Frigler, gizemli bir krallık, eşek kulaklı bir kral, Jose'nin tüm Asya'ya hükmedeceği bir düğüm, kayaya oyulmuş bir şehir ve gizemli bir mezar odası bırakan halk ve gerisinde dev bir tümülüs. Anadolu tarihindeki en farklı uygarlıklardan biri olan ve kökenleri Balkanlar olan Friglerin tarih sahnesinde görünmesi M.Ö. 750 yılına denk gelmektedir. Ancak Frigler yıllar sonra geniş bir alanda egemenlik kuracakları Anadolu'ya M.Ö. 1200'lü yıllarda gelmiştir. O tarihe dek boylar biçiminde bir yaşam sürmüşlerdir. Günümüzde Eskişehir, Afyon ve Kütahya'nın bulunduğu topraklarda yaşayan Frigler, aynı topraklarda yaşayan Yunan halkı üzerinde de büyük etki sahibi olmuştur. Bu etkileşim sonucundan Frig kültürü, Roma ve Yunan kültürü içinde kendisini barındırmıştır. Bazı kaynaklara göre Trakya, bazılarına göre ise Hint, Avrupa kökenli bir kavimden gelen Frigler, Anadolu'da var oldukları süre içinde Helen, geç Hitit uygarlıklarının ve bunların yanında Kelt kültürünün de etkisinin altında kalmışlardır. Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından kurulan uygarlıklardan biri olan Frigler, Anadolu'daki dağınık boylar ve düzensiz siyasi yapı nedeniyle ancak M.Ö. 750 yılında siyasi bir birlik oluşturabilmiştir. Friglerin ilk kralları ise Gordios'tur ve bu yüzden başkentlerine Gordion adı verilmiştir. Tarih sayfalarında sıkça adı geçen kral Midas ise yine bir Frig kralıdır. Midas ile güçlü dönemlerini yaşayan Frigler Roma dönemine dek Anadolu'da varlığını sürdürmüştür. Friglerin dilleri. Friglerin dilleri ve yazıları ile ilgili oldukça sınırlı bir bilgimiz var. Friglerin kendine has bir yazı sistemi vardır. Bu yazı sisteminin gelişimi tam olarak belirlenemese de Arami ve Ege yazı sistemlerinden etkilenerek meydana gelmişe benzemektedir. Bu yazı tam çözülememiş olmasına rağmen okunabilmektedir. Ancak ana tanrıça ya da Midas gibi çok bilinen sözcükler okunabiliyor. Bazı bronz vazolarda erken Yunan yazısının alfabesine benzer Frig yazılar vardır. Aynı yazıları kayalara yazılmış yazıtlarda da görüyoruz. Bu yazıların tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar gider. Frig alfabesini M.Ö. 5. yüzyıla kadar görüyoruz. Yunanca ile karışan Frig dili M.Ö. 3. yüzyıla kadar yaşamıştır. Frig dilinin genel olarak Hint-Avrupa dillerinden olduğu için de Arami, İslav ve hatta Hitit dillerinden sözcükler bulunduğu söylenebilir. Yazılı belge sayısı çok az olduğundan edebiyatlar hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Frig kralları, Gordios. Antik Batı kaynaklarında verilen bilgilere göre Frig devletinin ilk kralı başkent Gordion'a adını vermiş olan Gordios'tur. Gordios, oğlu Midas'ın Frig tahtına geçtiği yıl M.Ö. 742-738 dikkate alındığında M.Ö. 8. yüzyılın ilk yarısında kral olmalıydı. Gordion düğme efsanesi. İç karışıklıklardan bıkan, kendilerini kurtaracak, dirlik ve düzen sağlayacak bir lider arayışı içerisinde olan Frigler, bu konuda yol göstermesi için o dönemlerde söz sahibi olan bir alime danışırlar. Alim, uzun meditasyon çalışmalarının ardından şehre öküz arabası ile giren ilk adamın kral ilan edilmesi gerektiğini, kurtuluşun onda olduğunu söyler. Alimin bu sözünü dikkate alan Frig halkı, büyük bir heyecanla günlerce uykusuz kalarak, köye Kani ile giriş yapacak krallarını beklemeye başlarlar. Fakir bir Frig köylüsü olan Gordios çiftçilik yaparak geçinir. Bir gün tarlasını sürerken bir kartal gelerek sabanının boyunduruğuna konar ve bütün gün orada bekler. Gordios bunun anlamını merak edip bir kahine sormak ister. Telmesoslu bir kadın kahin Gordios'un karşısına çıkar. Kartalın tanrılardan gelen kutsal bir haberci olduğunu ve Zeus'a adak adamasını söyler. Çoğu hikayede Zeus diye geçer ama aslında Frig tanrısı Sabazios'tan bahsediliyor. Gordios kanısını satacağı samanlarıyla doldurur. Gecenin zifiri karanlığında yanına karısını ve oğlu Midas'ı da alarak kente doğru yola koyulur. Alacakaranlıkta kente varırlar. Gordios ve ailesi şehre girdiği zaman ortalık bomboşken gece gündüz Kaan'ı ile gelecek krallarını bekleyen halk birden meydana akın eder. Kehanet gerçekleşti diye sevinç çığlıkları atarak Gordios'u tahta taşırlar. Şükranlarını iletmek için şimdiye kadar geçim kaynağı olan öküz arabasını Zeus tapınağına adar. Öküz arabasının boyunduruğunu tapınağın bir sütununa kızılcık dallarından oluşan bir kör düğümle bağlar. Efsane Gordion düğümü atılmış olur. Frig halkı kahinin de dediği gibi Gordios ile altın çağını yaşar ve kentin adını krallarından esinlenerek Gordion ilan ederler.
Gordios ölmeden önce onu krallığa taşıyan Gordion düğümü için bu düğümü kim çözerse o kişi tüm Asya'ya hükmeden bir hükümdar olur sözünü söyler. Büyük İskender Gordion'a geldiğinde, yani M.Ö. 334 yılında düğümü çözmeye çalışır ama başaramaz. Sabrı tükenince öfkeyle kılıcını çekip düğümü keser. İskender gerçekten de Pers İmparatorluğu'nun fatihi ve Asya'nın hakimi olma yolundadır. Ancak 33 yaşında ateşli bir hastalıktan zamansızca ölümü, bilgelerce İskender'in Gordion düğümünü çözmek yerine sabırsızca davranmasının cezası olarak yorumlanır. Midas, Kral Gordios'tan sonra Frigg tahtına oğlu Midas geçmiştir. Frigg kralı Midas hakkında bildiklerimiz esas olarak birbirinden ayrı iki yazılı kaynağa dayanmaktadır. Bunlardan ilki Midas'la çağdaş olan Assur kralı 2. Sargon'un yıllıklarıdır. Midas, Assur kaynaklarında Müşkilimita adı ile tarihi bir kimliğe sahipken, antik batı kaynaklarında daha çok efsanevi kişiliğinden söz edilir. Midas'ın ölümü hakkında Assur belgelerinde herhangi bir bilgi verilmemiştir. Buna karşılık antik batı kaynaklarında onun, Kimberli istilacılara karşı aldığı yenilgiye dayanamayıp boğa kanı içerek intihar ettiği bildirilmektedir. Midas'ın kulakları neden eşek kulakları? Pan çeşitli müzik aletleri çalar ve bu çaldıklarını da öyle başarılı çalarmış ki herkes onu dinlemeye bayılırmış. Frigya'da doğmuş olan Marsyas günlerden bir gün bir tek kamış üzerine 7 delik açarak yeni bir müzik aleti yapmış. Bu bildiğimiz flütten başka bir şey değilmiş. Bir gün Frigg dağlarında flütünü çalarak dolaşırken güzel sanatlar tanrısı Apollon'a rastlamış ve ona meydan okumuş. 3 telli liri çalmakta üstüne olmayan Apollon buna çok öfkelenmiş ve bir yarışma yapılmasına karar verilmiş. Apollon güzel sanatların koruyucusu olan 9 peri kızını hakem olarak çağırmış. Bir de Frigg kralı Midas'ı çağırmışlar. Midas, Marsyas'ın daha güzel çaldığını söylemiş ama bu tercihi başına büyük işler açmış. Apollon Midas'ın seçimine çok kızmış. Kulaklarının iyi duymadığını söyleyerek Midas'ın kulaklarını eşek kulağına çevirmiş. Midas bu durumdan çok utanmış ve kulaklarını saklayabilmek için saçlarını hiç kestirmez olmuş. Gel zaman git zaman saçları öylesine uzamış ki Midas onları kestirmeye mecbur kalmış. Sarayın berberini çağırtmış ama ona da yemin ettirilmiş gördüklerini kimseye söylememesi için. Berber Midas'ın saçlarını kesmiş, sırrını da kimselere söylememiş. Ama bu büyük sırrı taşımaktan da çok yorulmuş. Sonunda bir gün bu büyük sırrı bir kuyuya haykırmış. Midas'ın kulakları eşek kulakları, Midas'ın kulakları eşek kulakları diye. Etrafta kimseler yokmuş, onu duyan da olmamış. Ama rüzgar kuyunun içinden bu sesi alıp bütün Frigg ülkesine yaymış. Tüm halk duymuş bu gerçeği. Toplanmışlar sarayın önüne. Midas'ın kulaklarını görmek istemişler. Midas başındaki külahı çıkarmış halkının karşısında. Bu sırada berber gelmiş ve halka Midas'ın ne kadar iyiliksever bir kral olduğunu anlatmış ve halk da yeniden Midas'a olan bağlılıklarını bildirmiş. Kral Midas, tuttuğun altın olsun. Midas da tanrılardan her tuttuğunun altın olmasını diler. Kral bu dileğinin gerçek olmasına çok sevinir ama tuttuğu her şey altın olmaya başlayınca yemek yiyemez, sevdiği hiçbir şeye dokunamaz olmuştur. Tanrılardan bu dileğini geri almalarını ister. Tanrılar da ona Paktolos çayında yıkanmasını söylerler. Midas Paktolos'ta yıkanınca ırmağın kumları altına dönüşür. Bu kıyıda yer alan Sardes kenti de bu altınları toplayarak çok zengin olur ve dünyadaki ilk parayı basar. Günümüzde de kullanılan Karun kadar zengin sözü de bu altınlarla zengin olan Sardes kralı Kraisos için söylenmiştir. Frigglerde din anlayışı. Frigg dini ilk bakışta adeta tek tanrılı bir görünüm verse de Frigglerin çok tanrılı dinleri vardı. Güneş tanrısı Sabazios ile ay tanrısı Men bunların en tanınmışlarıydı. Ancak Frigler denilince akla hemen gelen tanrıça Agdistis, Matar Kubile ya da Kubile denen Kibele'dir. Frigg dinine göre dağlarda yaşadığına inanılan Kibele, genç kızların, doğanın, şehirlerin, bolluğun ve tarımın bir koruyucusuydu. Anadolu tanrıçası Kibele, tarihe Frigg tanrıçası olarak geçmiştir. Frigler tanrıçalarını o kadar benimsediler ki tüm devleti onun mülkü saydılar. Tanrıçalarının adına birçok tapınak yaptırdılar ve bunun yanı sıra tapınağın etrafında şehirlerini oluşturdular. Tanrıçaları için yapılan dinsel törenlerde dikkate şayandı.
Friglerde ölü gömme. Frigler ölülerini tümülüslere ya da kayalara oyulmuş mezarlara gömerlerdi. Soyuldukları için kaya mezarları mimari dışında bilgi vermezler. Yığıma mezar tipleri yani tümülüsler, Frig ölü gömme geleneğini öğrenmemizde bize yardımcı olur. Bu tümülüslerin büyük bir bölümü Gordion'dadır ve sayısı 100'e yakındır. Gömülen kişinin önemine göre tümülüslerin yüksekliği 2-3 ile 60-70 metre arasında değişmektedir. Bu ölü gömme tekniği birden ortaya çıkması bize tümülüs mezarlarının Frigya'ya dışarıdan gelmiş olduğunu gösterir ve bu teknik Arnavutluk ve Makedonya'da soylu kişileri gömmek için kullanılırdı. Mezar odalarının ahşap yapıları çok ileri bir teknikle yapılmıştır. Ölüler önceleri ahşap sedirlerin üstüne yatırılır. M.Ö. 7. yüzyılın sonlarından itibaren Yunanistan'dan gelen etkiyle yakılırdı. Ölü ve ölünün armağanlarının bırakılmasından ve ahşap çatının kapatılmasından sonra odanın üstü yığıma bir tepeyle örtülür. Toprağın mezar odasını yapacağı baskıyı en aza indirmek için odanın üstü moloz taşlarla kaplanır. Bunun üzerine sulandırılarak bulamaç haline getirilmiş kil serilir ve daha sonra da kuru kilden tepe yığılmıştır. Altındaki nemli kilin iyice kurumasından sonra toprak kümesi yığılmış olmalıdır. Lidya ve Yunan mezarlarından farklı olarak Frig tümülüslerinin mezar odalarının yapımında taş yerine tahta kullanılması, yığıma toprağın yayılmasını önleyen krepis duvarı ve mezar odasına geçit veren dromos kullanılmamasıdır. Büyük boy tümülüslerde ise mezar odaları ortada bulunurdu. Mezar soyguncularının önlem olarak alçak tümülüslerde bu odalar merkezden uzak yerlerde olurdu. Geniş halk kitleleri için gösterişsiz mezarlar kullanılırken soylular için kent dışında görkemli yığıma mezarlar yapılırdı. Pazar halkı ölülerini sırt üstü yatırarak kalenin içindeki mezarlara gömmüşlerdi. Boğazköy halkı ise ölülerini yakıp küllerini küpler içine koyarak gömmüşlerdi. Ayrıca Boğazköylüler çocuk mezarı olarak vazo kullanmışlardır. Friglerde toplum yapısı. Frigler aynı topraklarda kendilerinden önce yaşamış olan Hitit, Luwi ve Hurilerin kültüründen çok farklı bir kültür yaratmışlardır. Fakat ne var ki Frig toplumu ve toplum yapısı hakkında çok fazla bir bilgi yoktur. Erken dönemlerde onlar daha çok savaşçı bir toplum görüntüsü vermektedirler. Frigya genellikle bir köylü ülkesiydi ama doğal kaynaklar yönünden de fakir sayılmazdı. Ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Friglerde tarımın önemi taptıkları kibeleden bellidir. Yaşamak ve kalkınmanın öz kaynağının tarım olduğunu bilen Frigler tahıl üretimine büyük önem vermişler. Tarım alanlarına zarar verenleri şiddetle cezalandırmışlardır. Tarımda imeceyi en etkin uygulayanların başında Frigler gelir. Frigyalılar bağcılığı da geliştirmişlerdir. Aşağı Sakarya ovalarında çok verimli bağlar kurmuşlar, şarap tanrısı Dionysos şerefine bağ bozumu şenlikleri düzenlemişlerdi. Tarım ve hayvancılıkla geçinen köylerin yanında kentlerde yaşayan daha gelişmiş bir aydın tabakası, tüccar ve esnaf sınıfları da vardı. Frig mimarisi. Frig mimarisi hakkında bilgi edinebilmek için tümülüs şeklindeki mezarlarda veya kayalar içine oyulmuş binalarda yapılan kazılardan elde edilen bilgileri kullanıyoruz. Frigler maden işçiliğinde çok ileri gitmişlerdi ve mimaride kullanılan malzemeyi işlemek için madenden aletler yapıyorlardı. Frigler yüksek yerlere korunaklı kaleler yaparlardı. Dörtgen şeklinde küçük evler bu kalelerin içinde bulunuyordu. Bu evlerin temelleri taştan, üst kısımları ise tahta hatıllarla desteklenmiş kerpiçten yapılmıştı. Ayrıca damları da ahşaptı. Boyalı kabartmalarla süslü toprak levhalarla çatı ve dış cephelerin bazı kesimlerini kaplamışlardı. Resimler ve nakışlar Frigya sanatının Anadolu'da kökleşmiş geleneklerin doğudan ve batıdan etkilerle geliştiğinin bir kanıtıdır. Frig evlerinin M.Ö. 8. yüzyılda bazen taştan, bazen de tahta çerçeve kullanılarak kaba tuğladan yapıldığı anlaşılmıştır. Frigler kaya mimarlığında çok ileriydiler. Kayalar içinde odalar, hücreler, yüksek kademeli merdivenler, koridorlar ve sunaklar yapmışlardı. Kayalıkların içinde direkli ve alınlıklı binaları bulunan cepheler oluşturmuşlardı. Saray depoları ve hizmet yerleri ise ayrı yapılar halindedir. Bu yapıların bazılarının tabanı renkli taşlardan yapılmış mozaiklerle kaplıdır. Üzerindeki süslemeler Anadolu'da bugüne kadar bilinen en eski mozaik süslemelerdir. Friglerde ordu. Frigler yerleştikleri coğrafyayı oldukça başarılı şekilde kullanmışlar ve yüksek tahkimatlar inşa etmeyi başarmışlardır. Ordu konusunda da dönemin modasına ayak uydurmayı az da olsa başaran Frigler için Homeros, savaşa girmek için yanıp tutuşan bir ulus olarak bahsetmektedir. Herodotos ise Frigler için Darius'un ordusundaki yiğit savaşçılar diye adlandırılmıştır. Frigler özellikle piyade, süvari ve savaş arabalı sınıfından haberdarız fakat okçu birliği hakkında
hakkında net bilgi mevcut değildir. Fakat kazı çalışmalarından kovanlı ve mahmuzlu tipte ok uçları ele geçmiştir. Frig askerlerinin teçhizatları Paplagonyalılara çok benziyordu. Herodotos, Paplagonya askerlerini şu şekilde tanımlamaktadır. Paplagonyalılar, savaşı örme başlıklar, küçük kalkanlar, oldukça kısa kargılar, mızraklar ve hançerlerle gidiyorlardı. Buradan da Frig askerlerinin teçhizatları hakkında az da olsa bilgi edinmemiz mümkündür. Bezemelerden anladığımız kadarıyla Frig askeri yapısında mızrak hem süvari hem de piyadeler tarafından aktif olarak kullanım görmekteydi. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta tarihin gördüğü en büyük diktatörlerden biri olan Adolf Hitler'in oldukça sürükleyici yaşamının belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.